Şu an peki Tuğçe Akın'ı çağırmışsa ne yaparsın? Abicim şöyle bir şey söyleyeyim sana. Tuğçe Akın'ı değil, buradan herkesi çağırabilir. Problem yok ki. Problem yok mu? Yok, ne olabilir, problem olabilir. Soruyorum mi? Ya. Çocuğun dışarıda ne vardı senin? İnan bir şey yok. Makara yapıyorum. Sen gözdeye bozulmuştun ama bir kere. Gözdeye bozulmuştun bir kere. Neden? Geçen ben evdeyken gözdeye bozulmadın mı? Onunla alakalı değil ya. Niye? Gözdeye bozuldun ama bir şey... Gözdeye bozulmadım be kardeşim ben. Kek mi sormamıştı sana, bir şey sormamıştı? Hayır, bana bir şey sormadı değil. O gün gittiğimde oturuyordu. Evet. Ben de yanına oturdum. Vücut dilimle de hani muhabbet etmeye geldim sana. Hani bil gibi yan oturdum yani. Ona başka şeylerle uğraşınca tepkimi o yüzden verdim. Bir kaşıntı da var tepki yerince ama burada. Yok kardeşim, o şeyden. Stresten. Gözde... Akın kırmızı odaya çağırılınca stres mi yaptın? Yok be kardeşim, ne alakası var onunla? Evet, oradayken lütfen konuşma yapar mısın? Tamam, kim? Yapacağım. İsim? İlan Aşk kime? Adayım şu diye gelin. İlan Aşk demeyelim ama tanımak istediğim kişi Akın'dı. Doğru tahmin edenler. Bravo. Evet. Koş koş gel anlat. Kız şuradan bir yastık ver, kızın arkasına koyalım. Şu an Ünal Mort. Ne dedin? Tuğçe. Ya Aycan. Ne dedin? Saçmalama. Gel hadi anlat, ne oldu? Gel. Gerçekten Akın'ı beğeniyorum arkadaşlar. Hiç şaşırmadım ben. Ben de doğru, doğru tahmin edenler. Doğru tahmin etti zaten. Ama o da benim onu çağırdığım için çok mutlu olduğunu söyledi. Yeşil ışık. Çok hani samimiydi birkaç cümlesi. Yani ne konuşacağımızı da ya çağırdım ama ne konuşacağımı da bilemedim aslında. Sadece işte sendin dedim. Ondan sonra çok mutlu oldum dedi. Aynı hatta kadar. Onur oldum dedi. Bu da çok hoşuma gitti. Çok kibar çocuk zaten. Çok evet. Ondan sonra beni samimi bulduğunu söyledi. İşte beğendiğini söyledi. Aday olduğunu söyledin mi? Efendim? Adayım söylemiş tabii. Orada açıklayacağım. Senden hoşlanıyorum deseydin. Yok onu demedim de işte yani seni tanımak istiyorum dedim. Yani sana like deseydin. Sendin dedim. Ya buna sevindiğini söyledi yani. Aranız elektrik aldın mı? Hani, o elektriği kırmızı oldu. Oda ya. Hani aldım. İlk kırmızı ay, oda. Ay inşallah. Hadi inşallah. Akın'ın o hiç veremediği ama evet gerçekten ya. Evet yani. Hani gerçekten beğeniyorum. Yani samimi söylüyorum evet. Sen de o heyecan var konuşuyorsun. Var evet ya. Hala şu an var yani zaten. Vardı. Ay hadi. Ya bir dakika ama anneciğim uğraşıyorsun şu an çok yeniyim. Kafamda bir soru vardı. Kim acaba, kim acaba diye düşünüyordum. Başka? O kadar yani, maval okuduk, sakalımız yok ki bizim. Benim düşündüğüm şeyin karşılığının çıkması gurur vericiydi. Ona da söyledim zaten. Şimdi salladı bayağı. Şey dedi, sadece bir dış görünün gelsin. Dış görüntünün Ado gelsin de. Dış. Şuraya otur da bir anlat ya demin söylediklerini. Attın güzel bir böyle verdin başlık. Neyi anlatayım? Ne bileyim böyle bir anlat gittin. Asasını aldı. Yok be şimdi bana. Şaka mı yaptın anlamadık. Yok yok Akın bana anlatayım. Anla ha. Oh be. Hadi anlat. Asayı niye aldın? Asayı aldım. Asayı aldım. Şimdi Akın bana gelinler evine girdim ben. Dedim ki Tuğçe'ye gel dedim konuşalım biraz. Eve alıştın mı nasılsın falan. Sonuç itibariyle eski tanıdım. Ben ne dedim aynen. Ondan sonra Akın da dışarıda bana dedi ki ya Ünal dedi. Özel değilse dedi neden çağırdın dedi sorabilir miyim? Ben de dedim ki hani eve alıştı mı alışmadı mı dedim onu sormak için. Yoksa Gözde de bahçede oturuyordu zaten. Yani. Öyle mi dedi? Akın. Ha? Öyle mi dedi? Öyle demedin mi? Ha. Öyle demedim mi? Hayır hayır ben. Öyle sormadın tamam, mı tamam, dostum? Tamam. Benim sorduğum soruyu soruyorsun. Senin sorduğun soruyu tamam. Söylüyorum ben. Ondan sorucuma. Ya dedi Ünal dedi Tuğçe geldiğinde dedi öyle dedi imalı baktın. Hakikaten dedi geçmişinizde bir şeyler dedi var mı? Yo, doğru bunu, muyum kardeşim? Bunu ondan önce de sordum zaten. Doğru muyum kardeşim? Sordum. Ben de dedim ki inan dedim öyle bir şey yok. Olsa zaten dedim açıklarım. Hı? Doğru muyum kardeşim? Doğru. Ha. Biraz burada şey yapmak istedim onu yermek istedim kesin, anladın mı? Hani bu konular konuşulunca burada biraz yereyim dedim yani. Yoksa başka bir şey yok kardeşim. Yok kardeşim ben sorduğum sorunun cevabını biliyorum. Ha.
Aa. Hoş geldin. Hoş buldum. Ne haber? İyiyim sen? İyiyim ben de. Ay. Adımı kırmızı odaya diye görünce şaşırdım. Niye beklemiyor muydun ben de? Bir hafta sonra. Yo, hayır. Beklemiyordum. Beklemiyordum yani doğal olarak. Ben kırmızı oda hakkını bir kere kullanmıştım. Öyle mi? Bu ikinci oluyor. Yaklaşık 1,5 aydır falan buradayım. Seni çağırmak istedim. Çünkü gelinler evinde tanımak istediğim aday sensin. Çünkü hiç seninle baş başa konuşamadık. Problemlerden dolayı birçok sorun da atlattık. Bu sorunlarda da yanında olmaya çalıştım senin. Ne kadar olabildim bilmiyorum ama... Ya çok oldun. Çok fazlasıyla oldun. Zaten... Teşekkür ederim. Yine dönüp dolaşıp bu konuya geliyordu. Annem de senin ismini vermişti biliyorsun. Dönüp dolaşıp ben de evet annenin ellerinden öpüyorum. Öyle. Bu yani... özel olayı seninle paylaşmak istedim. Kırmızı odanın anlamını seninle şu anda yaşamak istiyorum. Şimdi şöyle bir şey, yani evet yaşadığım günleri atlattım çoğunu. Atlatacağız. Yavaş yavaş atlatacağız. Hafif bir şeyler var. Arada bir böyle bir şeyler oluyor. Canım acıyor sadece o kadar. Tabii ki de bu olay benim burada yeni insanları tanımama engel olmayacak. Sadece biraz zamana ihtiyacım var. Bunu bana söylemekle çok iyi yaptın. Ondan sonra sana çok yani arkadaş olarak bakıyordum yanımda olduğun için. Ekstra bir arkadaş olarak bakıyordum. Bundan sonra farklı izlemeyi denerim. Farklı bakmayı peki benim denerim. Bu şeyimi bilmiyordum. Ben sana şu anda açıkladım. Doğru mu? Ne düşünüyorsun peki? Şimdi yani? Sen normalde çok şakacı bir çocuksun aslında. Ben bakma mi? Sinirlisin falan böyle şeysin. Evet bir şakacı tarafında var yani. Böyle bir sempatik benim. Tarafında var. Evet. Bu zamana kadar böyle benim aklımı dağıtmak için söylediğini düşünüyorum bazı şeyleri. Böyle bir şey yani evet çok yakıştırdılar ama ben böyle bir şey hiç düşünmemiştim. Böyle bir konuyu düşünmeni isterdim ama gene şeye veriyorum hani problemli evet, bir problemli gerçekten. Ve sorunlu bir burada tanıma yolun oldu. Ve ikincisine de daha dikkatli de bakacağını biliyorum. Ama emin ol doğru şeyler her zaman gözlerden anlaşılabilir. Benim sana zaten nasıl baktığımı sen şu anda görebiliyorsun. Yani görebiliyorum evet de ben bunların altında farklı bir şey hiç aramamıştım. Dediğim gibi çok kötü. Bu saatten sonra ararsın o zaman olur mu? Bu saatten sonra öyle bakmaya çalışırım tabii ki. Çalışma, emek ver. Ben emek vermeyeceğim hiçbir şey için. Niye emek vereyim? Sen... Ama sen bir şey söyleyeceğim yani bunu anlamadım. Senden beklemiyordum. Yok anlamadım. Hayır bak bunu senden beklemiyordum. Neden biliyor musun? Çünkü sen o arkadaş özelliğini evdeki diğer insanlara da gösterebilen bir insansın. Gösterin insansın. Şöyle bir şey söyleyeyim. Ben zaten burada şu anda... sana karşı olan arkadaşlıktan öte şeylerimi paylaşmak için buraya çağırdım. Ondan öncesi zaten benim arkadaşımdın. Yani bugünden önce zaten senin yanında olmamdaki amaç ben sana Berker'le yaşadığın ilk günde de ben bundan faydalanmayacağım dedim. Böyle yani. Ya. Teşekkür farklı ederim. Farklı bir algı oluşmuş ama o kafadan onu sil. O sadece ben eve alıştım mı diye bahçeye çağırdım. Ay yok sadece bende değil herkeste o algı oluştu. Tamam o algıyı o zaman öldürmek senin elinde. Benim elimde. Ben bunu öldürdüm şu anda kırmızı odayı seni çağırdım. Kırmızı odanın anlamını, baş başa olma anlamını seninle paylaşmak istedim. O yüzden çağırdım. Evet, birbirimizi zaten tanıyacağız, göreceğiz. Sadece ilk bir his, hissiyat olabileceğine karşılık bir duygu besliyorum. Bunun aynı duyguyu da senin de beslemeni temenni ediyorum. İnşallah o güveni ben sana veririm. Sen de bu duyguyu bana yavaş olsa beslersin. Peki, tamam. Teşekkür ederim tekrar.